Sen gidince ruhumu bir alev sardı. Ağlayan gözlerimden hatıran kaldı. Bir zamanlar seninle mesut yaşardı. Şimdi o güzel günler mazide kaldı. Yalancı dünyam gibi yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim. Yalancı dünyam gibi yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim. Uzanan ellerimi bomboş bıraktın. Gözlerimde yavaş olup sel gibi aktın. Son ümidim sendin, sana inandım. Ummadığım bir anda beni bıraktın. Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim. Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim. Güzel bir şarkı. Yalancısın sevgilimle devam ediyoruz şarkılarla Egel'le beraber. Eserler çok güzel, çok keyifli. Ağzınıza, yüreğinize evet, sağlık. Ben şöyle birazcık notlar almıştım. Kopya çekmek istiyorum izninizle. Şimdi TRT'de uzun yıllar çalıştınız galiba. TRT'de çalışmak zor mudur? Herkes bunu söylüyor ama kolay mı, zor mu? Ne diyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Ben TRT'de tabii sadece komedyenlik olarak görev yaptım. Benim Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlı olduğu için devlet evet. koroları. Ancak bundan 20 sene evvelki dönemde TRT'de çalışmak bir zevkti. Bir kolejdi TRT. Biz otobüsle seyahatlere gider gelirdik. Son derece kaliteli, seviyeli arkadaşlıklar, dostluklar vardı benim gördüğüm kadarıyla. Fakat daha sonra şimdi TRT'den ayrılan pek çok arkadaşımız oldu. Başta bestekar, ünlü bestekar Zekai Tunca. Bunun sırasıyla takip ettiler. Hep devlet korolarına geçtiler. Çünkü TRT bambaşka bir yer oldu maalesef. Evet. O bizim özlediğimiz kolej TRT'nin yerini değişik bir lise aldı gibi bir şey oldu. Ve çok üzülüyoruz şimdi. Hatta geçenlerde benim bir arkadaşım bir yarışmaya girdi. TRT çok güzel de bir ses. Kazanamamış. Ben Facebook'tan Selçuk Aygan Beyefendi'ye hocama yazıklar olsun hocam diye yazmak zorunda kaldım. Bu mudur dedim. Ya bu ses buraya alınmaz mı dedim. Ya maalesef ki öyle her oluyor. İşte olduğu gibi bu durumlarda da tabii ki olabiliyor. Ama şu var, ben tabii ki artık son zamanlardaki değerlendirmelere baktığımız zaman her şeyden de bir
pay alınıyor biliyorsunuz. TRT katkı payı falan filan. Onu, onu alıyorlar tabii. O da yani beni çok üzüyor. Madem öyleyse kardeşim alınmasın. Bu da böyle. Yani bu da farklı bir dal. Peki böyle özel sizin çok candan isteyerek hani böyle teklifler geliyor mu? Yani işte ya şunu da taklitini yap, bunu da taklit veya sizin işte çok sevdiğiniz var mıdır böyle hani mutlaka bunu yapmalıyım dediğiniz bir sanatçı taklidi. Sanatçı taklidi. Ferdi Tayfur mesela uzun yıllar onu da taklit etmiş. Vallahi onu alabiliriz. Onu bir kuple de ondan alalım. Çünkü yüzünüzde o kadar çok çeşitlilik var ki sizin. İşte öyle diyorlar bana. O kadar çok bana. Harita çeşitliliği var ki ben de bir tiyatro yönetmeni olarak söyleyeyim. İstediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani içine giriyorsunuz adeta. Bu çok güzel bir şey. Evet. Ama onu, bir taraftan da şey yani ürkütücü de onu söyleyeyim size. Biliyorum. Sizi gerçek tanıyamayız o zaman. Yani ikizler burcu belki de ondandır. Ben burçlara pek inanmam ama onu da söyleyeyim. Bir de küçük belki şöyle de. Ferdi Tayfur alalım. Oturduğunuz yerlerde olabilir. Tabii ki oldu oradan buradan buyurun. Şey yapayım. Ne olabilir? Emmoğlu. Kader senin şerefine emmoğlu bu türküyü bir daha çal yine çal karşıdan duman almış salma uzun ömrüm yar yoluna kısalmak sazına vuran eline kurban Allah'ına kurban emmoğlu ben de bu dağların nesine geldim meleşir kuzular sesine geldi bir garip ölmüş de yasına geldi geldim emmoğlu ben de bu dağların nesine geldim meleşir kuzular sesine geldim bir garip ölmüş de yasına geldi geldim emmoğlu efendim çok teşekkür ediyoruz buyurun sizi birazcık dinlendirelim ağzınıza yüreğinize sağlık ya bu da o kadar güzel bir şarkı mıdır türkü müdür her neyse çok güzel bir şey ya ciddi söylüyorum fevkalade bir şey ağzınıza sağlık çok teşekkür ederim valla bugün yorduk sizi yo işte orada ama diyafram büyük bir zevk diyafram güçlü çok teşekkür siz de ederim. İşinizi çok seviyorsunuz gözlerinizin içi gülüyor la çok İşte çok, bu olayı bitiriyor evet, galiba. O insanı çok rahatlatıyor. Kesinlikle. Evet, çok teşekkür efendim ederim. Şimdi güzel, sohbetimiz güzel, sözlerimiz güzel. Eğer ki müzikle uğraşmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz? %100 tiyatro olurdu. Değil mi? Yani çok hala bile içim gider. Bizim Eskişehir Belediye'mizin tiyatrolarını görüyorum. Ankara Aslı'da bir ara küçük ufak tefek üniversitedeyken oyunlar oynamıştım. Klasik oyunlarda oynadık. Hı-hı. Hatta beni hemen daha oradaki yönetmen arkadaş senin öncelikle komedi oynaman lazım diye beni hemen bir kenara çekmişti. İlerleme. Evet. Çok isterdim tiyatro sanatçısı olmayı. Evet. Ama çok tanıdıklarım oldu. Amatör de yapabilirsiniz. Bizim gruba dahil edebiliriz. İnşallah size. Ne kadar sevinirim. Tiyatrolar grubu. Küçük bir anımı anlatacağım hemen. Buyurun. Hilton'da Milli Piyango'nun çekilişi var. Bundan zannediyorum 25 sene evvel. Zeki Alasya ve Metin Akpınar, rahmetli Zeki Alasya ve Metin Akpınar orada Milli Piyango'nun TRT'de reklamlarını yapıyorlardı. Bizi de Tonton Böcekleri olarak komedyen olarak o geceye davet ettiler.
Fakat ben zekalı sevmeyen taklitlerin olacağını bilmiyorum. Taklitleri biz yapacağız. Hilton'da sahneye bir çıktık. Aman Allah'ım, karşı masada rahmetli Zeki Alasya, Metin Akpınar, Milli Piyango Genel Müdürü oturuyor. Beni Bülent Ersoy'un kılığına soktular. Gene şey okuyacağım. İsmail Dede Efendi'nin Hicaz Yürük Semai. Sanatçı arkadaşlarım bilir. Yine Neşe Muhabbet, Dülü Canım Etti Şeyda. Müşerref Akay'ın da sazları var arkada. Ve onu canlı okudum. Tabii Bülent gibi okudum. Afrınıza sığınarak yine Bülent Hanım'ın. Ondan sonra bitti parça. Bir takım espriler daha yaptık. Çok güldüler Zeki ile Metin. Sonra garson geldi. Emin Bey dedi, Metin Bey sizin yanına rica ediyor. Gittik güzel, elimizi öyle önümüzü ilikledik. Senin sesin niye o kadar öyle güzel dedi. Efendim ben Ankara Devlet Klasik Türk Müzik Korosu'nda sanatçıyım. Oh be dedi. Benden iyi söylüyorsun diye sinir oldum da deminden beri dedi. Bir dedi, o şarkıyı nereden biliyorsun, onu çok merak ettim. Klasik korodaymış Zeki dedi. Döndü Zeki. Tamam oğlum, o zaman üzülme ya, Allah Allah falan dedi. Çok güzel. Ama onları bayağı bir benimsemişsiniz. Yani yüz mimikleri, hareketler, her şeyle beraber. Benimsemecek gibi adamlar. O kadar mütevazıydılar ki. Yani mükemmel. Yolda karşılaştık orada Ankara'da. Tabii beni bir sefer gördüler. Ben kimim ki? O Zeki Alasya. Hemen Emin'ciğim, nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyor koro, ne yapıyorsun filan, böyle adamlardı. Nur içinde yazdım. Kesinlikle öyle ama şurada bir açıklık getireyim. Hani programın ilk yarısında da konuştuk. Ben kimim ki değil, biz her şeyiz. Çok kıymetlisiniz, iyi ki burada varsınız. Sizler çok öyle, değerli çok kıymetlisiniz, iyi ki varsınız. Tabii ki, tabii ben hep ki şunu onlar söylüyorum, biz ekranın görünen yüzüyüz. İşte görüyorsunuz programı, canlı bir şekilde çekiyoruz. Kamera arkası müthiş, yönetmenimiz müthiş, rejimiz müthiş. Yani çok fazla emeği geçiyor. Tek başımıza bir şey elbette ki olamıyoruz. Fakat topluluk halinde bir araya geldiğimizde her şey çıkıyor. Şarkılarla gel çıkıyor, güzel müzikler çıkıyor. Her şey güzel oluyor. O da gelene de aksediyor. İşte bu da çok kıymetli oluşumuzdan hepimiz efendim. Peki iki kıymetli şahane, çok kıymetli kullandım ya bugün valla güzel. Ben küskünüm feleğe ve ardından kalenin bedenleri diyelim mi? Tamam diyelim. Buyurun efendim, efendim mikrofon sizin hemen olsun. Hemen de ara diyelim. Küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye. Nerelere gideyim, kara bahtım gülmeye. Nerelere gideyim, kara talih gülmeye. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye. Ben ne yaptım feleğe, verdi bana bu derdi. Ben ne
ettim feleğe. Verdi bana bu derdi. Yıllardır hep hasretim, şu gönlü güldürmeme. Yıllardır hep hasretim, şu gönlümü güldürme. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çile. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çile. Kalenin bedenleri yar 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 yandım. Kalenin bedenleri yar 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 yandım. Çevirin gidenleri şınanay yavrum şınanay nay. Koy verin gidenleri şınanay yavrum şınanay nay. İpek kuşak eldedir yar 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 yandım. İpek kuşak beldedir yar 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 yandım. Nektarın feydamları şınanay yavrum şınanay nay. Nektarın feydamları şınanay yavrum şınanay nay. Hoppa şına şınanay şınanay nay. Şınanay yavrum şınanay nay. Hoppa şına şınanay şınanay nay. Şınanay yavrum şınanay nay. Hoppa. Kaleden indim iniş yar 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 yandım. Kaleden indim iniş yar 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 yandım. Mendilim dolu yemiş yavrum şınanay yar. Mendilim doludu yemiş na yavrum şınanay nay. Hoppa şına şınanay şınanay nay. Şınanay yavrum şınanay nay. Hoppa şına şınanay nay nay. Şınanay yavrum şınanay nay. Hoppa şına şınanay şınanay nay. Şınanay yavrum şınanay nay. Efendim ağzınıza sağlık, gayet güzel böyle hareketli şarkılar da olunca galiba daha mı bir keyfimiz yerine geldi ne? Bilmiyorum, ben yavaş yavaş oynamaya başladım. Yavaş yavaş oynayalım. Allah herkesin yüzünü güldürsün i̇nşallah, ve oynaman nasip etsin. Peki şunu sorsam Emin Özgen Beyefendi, en çok sevdiğiniz makam? Gerçi şey gibi oldu bu işte, bütün çocuk hangisini çok sever gibi ama... Sanatçılar için böyledir. Gerçek sanatçılar için böyledir. Böyle ayrıcalıklı okuduğunuz diye değiştireyim ben soruyu. Sanki Hicazkar. Daha mı çok seviyorsun? Sabah, Hicazkar ve Kürt Hicazkar. Evet. Daha hitap ediyor bana gibi geliyor. Lale Devri Çocukları. O da Kürt Hicazkar tabii. Değil mi? O evet. Da yani güzel i̇şte, bir eser. Kulağımdan gitmiyor ninni sesin. Hicazkar, Ahmet Bey'in, Sayın Ahmet Özkan'ın meşhur ettiği o eser. Hı hı. Onu her okuyuşta ağlamışımdır anneme. Hicazkar bir ayrı, bir uhrevi bir şeyi vardır Hicazkar'ın. Sabah gibidir. Ama şeydir, bu Türk sanat musikisinin temelidir diye düşünüyorum. Temelinde ben bu tabii. İkisini. Gerçekten asıl temellerini bunlar oluşturuyor. Evet. Nihavent falan birazcık daha hani üste doğru. Nihavent biraz çikolata makam ama çok güzel evet. Eserler var. Elbette evet. Çok güzel bir makam. Hepsi öyle. Segah mesela bir işte sol si do si la si. Re do si la sol dendiği zaman hemen Allah diye ellerini açmak durumunda kalıyor. Amin ya Rabbi. O da böyle dini duyguları daha çok getiren. Evet. İşte ben yürürüm yani aşk koyalı Yunus beni kane. İlahileri çok severim. Evet. Çok severim. Onlar ayrı bir şey zaten. Şeyim yoktur böyle pek hani o kadar böyle dindar bir adam değilim. İnancım sonsuz da. Fakat ilahileri okumayı çok severim. Evet. Çok güzel oluyor. Erkek sesine çok güzel gidiyor. Evet. Onu da zaman zaman gerek mecburiyetten yaptırdılar bize. Hükümetler değiştikçe şey değişiyordu. Yani aynen. Ramazan'da işte ilahi okuyacaksınız. Halbuki ama ona da ihtiyaç vardır diye düşünüyorum. Tasavvuf müziği koroları var. Evet. Onları okutmuyorlar. Bütün devlet korolarına da ilahi okutmaya kalkıyorlardı. O da olmuyordu.
Evet. Yapıyorlar. Yapıyorlar. Bölümlemek, ayırmak gerektiğini düşünüyorum. De. Şu sözünüze çok katılıyorum. İlahileri son dönemlerde kadın sanatçılarımız da okuyor. Fakat gerçekten katılıyorum. Çok güzel sesler de var. Ama erkeğin ağzına daha çok yakışıyor. Yakışıyor. Gerçekten daha şimdi. Dik, daha çok hoş yakışıyor. Ben hani ilahi okuma da taraftarıyım. Her şeyi bilelim ya. Türk milleti olarak her şeyi benimseyelim, bilelim ve her şeyimize sahip çıkalım. Bu bizim ayrı bir kültürümüzdür. Bir de dinlediğiniz zaman adeta ruhunuz da arınır. Kesinlikle. Bir de bu güzellik kesinlikle. Var değil İlahi mi? İlahi de o var evet. Şimdiki söyleyeceğiniz eser gibi nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım. Geçtim evet. Acaba ya Rabbim. Nefes alışımız, her gün nefes alışımız çok önemlidir. Teşekkür ederim. Buyurun efendim, mikrofon sizin. Geçti habersiz o güzelim yılları. Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı. Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı. Hani o saçlarına taç yaptım çiçekler. Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlara açılan bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Hani kuşlara açılan bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Hala o günleri anarsam yaşıyorum. Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum. Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum. Dalından koparılmış tatlı bir çiçek gibi. Hani o saçlarına taç yaptım çiçekler. Hani o güzel gözlü
ceylanların pınarı. Hani kuşlara açılan bin bir renkli çiçeklere nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Hani kuşlara açılan bin bir renkli çiçeklere nasıl yakalamıştı saçlarından baharı, saçlarından baharı, saçlarından baharı. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ya ne güzel çaldınız bu şarkıyı. Ayrıcalıklı bir şey oldu. Galiba bir enerji gönderdim bu şarkıyla. Buyurun efendim. Evet, istiyorum. Gerçekten. Buyurun oturun lütfen. Çok güzel bir eser ama çok güzel. Da güzel çaldınız. Ellerinize sağlık. Sevgili arkadaşlar, Hammer grubu çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ne zaman bu şarkıyı dinlesem gözlerim doluyor. Ne bileyim böyle bir şey oluyor bana ben ya. Ben de duygulandım bu sefer. Yani duygulanmıyordum hakikaten böyle bir şey geldi. Hani bana böyle bir utanmasam. Kuşlar ağaçlar nerede derken. Yok utanmasam ağlayacaktım ne yalan söyleyeyim kendimi zor tuttum. Ama. Yani. Peki Allah kimseyi ağlatmasın. Sevinçten ağlayalım. Evet yani bilmiyorum ama çok ayrı bir güzel şarkı. Çok güzel. Efendim ailede sizin dışınızda müzikle uğraşan var mıdır? Şöyle dedelerim ikisi de bağlama çalıyormuş amatörce. Hı. Babamın rahmetlerinin sesi çok güzeldi. Bize hep makbere okurdu. Ondan sonra annem, hiç unutmam ben çocukken, mutfakta şahane şarkılar söylerdi. Evet. Yani kulağa çok hoş gelen. Hala şu anda 76 yaşında mesela şey diyor. Aa olmuyor bu okuyamıyor diyor. Yani o kulak var. Evet. Tabii ses artık 76-77 yaşında kalmadı. Yani öyle profesyonel olarak çalışan bir tek ben. Bana nasip oldu. Ama galiba müzikle uğraşıldığı zaman da genç kalıyorsunuz. Ruhunuz çok genç oluyor. Ona inanıyorum ben. Çok ayrı bir şey. Hep çocuksunuz, eminim. Hep gençsiniz. Evet, hiç yani, fark etmiyor. Yani hayat sürekli bir fark. Gençsiniz. Sürekli evet. Gençsiniz. Kendinizle sabah çok moraliniz bozuk olduğu zaman aynaya bakıp ne haber dediğiniz zaman tabii aynadaki kişi de size aynı şeyi söylüyor. Ödeşiyorsunuz ve güne gülerek başlıyorsunuz. Ne kadar ben güzel. Ben hep böyle yapmıştım Edirne'de. Olumlama, olumlu düşünce gerçekten insanları çok daha farklı güne hazırladığını düşünüyorum ki negatif şart. Enerjinin de günü hani mesela kötü başladınız. Evet. Beynimiz kötü algılıyor ve o gün ya bütün işler üst üste geldi işte şu kötü oldu bu kötü oldu. Galiba o negatif duygu diğerlerini de tetiklediğini düşünüyorum. İşte yağmur yağıyor, hava kapıyor bir anda. Bayılırım. Böyle. Ben de bayılırım ona. Bayılırım. Ya işte onu, evet. Onunla çok üzülenler vardır. Evet. Aman hava kapalı içim bir tuhaf işte çöktüm evet. Filan. Halbuki otur keyfine bak ne kadar güzel değil elinde, mi? Değil mi? Bence. İleride belki o yağmurları da hiç göremeyeceğiz gibi. Şimdi yine sırada Hicaz makamından çok güzel bir eser var ki Kırmızı Gül'ün Ali var. Evet. Değil mi? Ulu Önder doğru Mustafa söyledim Kemal, değil mi? Ali var. Ali var. Aslında Alı var olarak geçiyor da. Kırmızısı Şive'de Ali var olarak geçmiş. Evet. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün. Güzel. Çok sevdiği Trakya eserlerinden biridir. Hı hı. Onlardan bir potpourri sunmaya çalışacağım. İsterseniz bunu alalım. Daha sonra küçük bir sohbetin ardından potpourri ile programımızı yavaş yavaş kapatalım. Peki, peki. Olur mu? Olur, öyle yapalım. Olur, buyurun. Efendim. Bunu tabii. Alabiliriz. Tabii. Evet. Hemen. Gülün Ali var aman aman. Her gün ağlasam da yeri var.
bugün benim efkarım var. Aman aman Allah, bu gönül arz eder seni, seni yar seveni. Allah, bu gönül arz eder seni, seni yalvar sen. Haydi bakalım. Kırmızı gülün perçeyi aman yalar peşinde oynar köçeyi. Neyleyim yalarsız döşeyim aman aman. Allah, bu gönül arz eder seni, seni yalar seveni. Allah, bu gönül arz eder seni, seni yalar seveni. Evet, güzel bir eser. Ağzınıza sağlık tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle yavaş yavaş programın sonlarına geliyoruz ama onun öncesinde... Ne söylemek istersiniz? Şöyle toparlayalım efendim. Biz sizi tanımaktan çok keyif aldık. Çok teşekkür ederim. Sayın Emin Özgen Beyefendi, ağzınıza yüreğinize sağlık. Şöyle toparlayalım. Sizlerden de birkaç kelime alalım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. 86 yılında girip bir sene evvel bitirdiğim Türk Sanat Müziği profesyonel yaşantımda çok mutlu oldum. Ama çok üzüldüğüm günler de oldu. Üzülmemin tek sebebi maalesef ve maalesef sanatımızda torpilin olmasıdır. Gerçekten hak eden insanların var, fazlasıyla var. özellikle Türk müziğinde, devlet korolarında ve şeylerde. Bununla hep mücadele ettim. Hep mücadele ettim. Hatta sanat kuruluna girdim. Bununla hep mücadele ettim. Fakat inanın bu nedenle ceza bile aldım. Ben istiyorum ki müzikte, heykeltıraşta, resimde, tiyatroda, operada, sanatın her alanında asla torpil olmasın. Ne olur bunu yapanlar parasını kazansınlar, hem güzel icra etsinler. Benim tek dileğim bu konuda, mesleğim olduğu için söylüyorum, bu. Ve inşallah pırıl pırıl bir şekilde cumhuriyetimizle aydınlık bir Türkiye için yolumuza devam edelim. Hani ortalıkta da söylentiler var ya, ilavesini yapalım tiyatroların, işte operaların kapanması gibi falan. Evet. Elbette ki bir ülkenin, hep şunu söylüyorum, dili sınırlarını belirler. Tabii yaptığı ki sanat sınırlarını belirler. Biz de hem Türkçemizle, güzel Türkçemizle sınırlarımızı alabildiğine genişletelim. Tiyatrolarımıza, sanatımıza, kesinlikle, Türk halk müziğimize, Türk sanat musikimize, ilahilerimize, her şeyimize sahip çıkalım. Çünkü biz böyle bir milletiz yahu. Yani çok bizi biz aslında yapan evet değerler bunlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca bu konuya değindiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Tabii ki potpourri ile kapatacağız. Ama ben ilk başta bir teşekkürlerimi ileteyim bizim Hamer grubu arkadaşlarımıza. Ben çok gerçekten ederim. Çok büyük emekleri var. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, bugünkü şarkılarla gelin konuğu, şöyle uzunca anons etmek istiyorum müsaade ederseniz.
isterseniz Kültür Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçımız Emin Özgen Beyefendi'ydi. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine ve elbette ki bugün bize yine büyük mücadeleyle eşlik ettiler. Hızımıza çalıştılar. Orkestramız Hammer grubu. Çok çok teşekkür ediyorum ki kanunda Yılmaz Derin Beyefendi, kemanda Serdar Alır Beyefendi, klavyede Hasan Cicilli ve bendirde Ayla Peşeker'e çok teşekkür ediyorum. Hep teşekkür ediyorum kameranın arkasında yani olanlara, evet, sayın yani yönetmenimize, kameraman arkadaşlarımıza, rejide bulunan, çok emek sarf eden arkadaşlarımıza canı gönülden bir kez daha ben minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Şarkılarla Gel güzel bir potpourri ile sona erecek ama biz hep burada size bu güzel insanları tanıtmaya devam edeceğiz. Buyurun efendim, mikrofon sizin. Güzel eserlerle, seve seve, Atatürk'ümüzün sevdiği eserlerle programımızı noktalayalım. Buradan da herkese kucak dolusu sevgiler sunalım. Mayadadan kalkan kazlar, Mayadadan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar, al topuklu beyaz kızlar. Yârimin yüreği sızlar, yârimin yüreği sızlar, eğlenemem aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Eğlenemem aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Vardar ovası, vardar ovası, kazanamadım sıla parası. Vardar ovası, vardar ovası, kazanamadım sıla parası. Şu gelen atlı mıdır yavrum, sorun Bağdat'ımdır. Amanın sorun Bağdat'ımdır. Her gelen yar sorar yavrum, yar bu kadar tatlı mıdır? Amanın yar bu kadar tatlı mıdır? Coştum yine dalgalanıyor ben, yeni yeni sevdalanıyorum ben. Üç kardeştim dalgalanıyorum ben, yeni yeni sevdalanıyorum ben. Şu gelen kimin kızı yavrum, yanakları kırmızı. Aman yanakları kırmızı. Gerdanında beni var yavrum, sandım seher yıldızı. Aman sandım seher yıldızı. Üç kardeştim dalgalanıyorum ben, yeni yeni sevdalanıyorum ben. Üç kardeştim dalgalanıyorum ben, yeni yeni sevdalanıyorum ben. Erkilet güzeli bağlar bozuyor, amanın aman, ben yandım aman.
kirpikleri kalem olmuş yazıyor. Canım, canım, tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten, gel canım gel aman. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten, gel canım gel aman. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. O gül benim hayatımdır, ölürüm de vermem öyle. O gül benim hayatımdır, ölürüm de verme. Haydi! Yar yar aman, yar yar aman, yar yüreğim oldu keman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman.